Sevgili kardeşlerim, üzerinde hayat sürdüğümüz bu dünya hayatı bir yönüyle Adem oğlunun imtihan salonudur. Veya İbn Abbas'ın radıyallahu anh'ın ifadesiyle insan oğlunun imtihan yurdudur. Makam ve mevki gözetilmeksizin, cins ve yaş ayrımı yapılmaksızın, her bir insan bu imtihan salonunun koridorlarında sadece ve sadece soru şeklini Allah Azze ve Celle'nin belirlediği bir sınava tabidir. Nasıl ki ilk öğretim öğrencisi ortaokul, ortaokul öğrencisi lise, lise öğrencisi üniversite düzeyinde bir soru kapasitesiyle imtihan edilmiyor ise, dünya hayatındaki bu imtihanımızda da imtihan şekillerimizi, imtihanın gücünü imanımızın zirvesi belirlemektedir. Yani iman ettiğimiz ölçüde, iddia ettiğimiz oranda imtihanlarımız çetin olacaktır. Biz aleyhissalatü vesselam'dan öğrendiğimiz kadarıyla bu dünya hayatında en zor imtihanlara tabi olanlar bizzat peygamberler olmuşlardır. Peygamberler aynı zamanda kendilerinden sonra gelecek olanların başlarına nasıl bir musibet yağmurları yağacağının da pratik sahasını tecrübe etmişlerdir. Evet, halbuki her bir peygamber karanlığı aydınlatmak, şirkin ve zulmün zehirlerini pan zehiri sunmak ve hayvanların boynunu büken zalimliği ortadan kaldırmak, vahyin ekseninde tabir yerindeyse yeni bir dünya düzeni kurmak için gelmiştir. Ve her biri sorumlulukları içerisinde çok ağır imtihanlarla karşılaşırken bugün sizin dikkatinizi onların en zor imtihanlarından bir bölüme dikkat çekmek istiyorum. O da ne? Her bir peygamber en yakınlarıyla ağır imtihanlar yaşamıştır.